Bugün sizlere Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Dijital Dünya için Öğrenme Kültürü İnşa Etmek isimli Erasmus projemizin tanıtım ve yaygınlaştırma toplantısını davet etmiş bulunuyoruz. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde Adnan Menderes Üniversitemiz, Çanakkale 18 Mart Üniversitemiz, bunun yanında yabancı ortaklar Fransa'dan, Yunanistan'dan ve İtalya'dan yabancı ortakların katılımıyla gerçekleşen Dijital Dünya için Öğrenme Kültürü inşa Etmek başlığı altındaki bu projenin artık son toplantısı, tanıtım ve yaygınlaştırma toplantısı bugün burada birlikte icra edilecek. Tabii dijital dünya çok geniş, debi derya dediğimiz, efendim ucu bucağı olmayan, uçsuz bucaksız bir dünya, internet dünyası. Özellikle lise, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımızın bu dünyanın içerisinde sağlıklı bir şekilde hayatlarını, eğitim hayatlarını, işte kültürel, sosyal her türlü yaşamlarını, hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için bu dijital dünyayı, interneti doğru bir şekilde kullanmaları gerekiyor ki bu da bir eğitim gerektiriyor. Bu amaçla bu proje hazırlanmış ve karşılıklı etkileşimler de gerçekleşmiş. Bugün artık bunun çıktılarını, sonuçlarını ve son raporunu burada alacağız. Evet, lise ve ortaokul çağındaki öğrencilerimizin bu dijital dünyada her türlü bilgiye ulaşabilmeleri, doğru bir şekilde, faydalı bir şekilde, kendilerine faydalı olacak şekilde bu bilgilere ulaşabilmeleri için bu proje bir anlamda yol gösterici olmuş benim anladığım kadarıyla. Öğretmenlerimiz, efendim yine üniversitedeki hocalarımız, akademisyen hocalarımız gerçekten hani zorlandılar. Hani altyapımız da öyle çok şey değildi. Güncelleme ve geliştirme konusunda hızlı hayatla atlatıldı diyebiliriz. Ben tekrar bu projenin çıktıları açısından, sonuçları açısından harcayan tüm öğretmen, öğrenci ve akademisyen hocalarımıza ve diğer Dünya için öğrenme kültürü inşa ediyoruz konu başlıklı eğitim ve yaygınlaşma toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Dijital dünyanın varlığı kimsenin yadsıyacağı bir durum zaten değil. Biz de kendimizi buna uyarlayarak okullarımızdaki öğrencilerimizin, özellikle ortaokul ve liselerdeki öğrencilerimizin bu dijital dünyanın farkındalığını varıp bilgi edinmede, doğru kaynaktan bilgi edinmeleri konusunda dijital kültürü inşa etmek amaçlı böyle bir projeye giriştik. Proje ortaklarımız öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün uhdesinde zaten gerçekleştiriliyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İtalya, Yunanistan ve Fransa'dan da eğitim ortaklarımız vardı. Onlarla bu çalışmaları çok güzel bir şekilde de yaptık. Günümüz malum internet kullanımında dijital okuryazarlığın tüm ülkelerin ortak sorunu. Dijital dünya her ülkeye açılan ayrı bir kapı. Ülkeler her alanda dijital teknolojiyi kullanmak için mücadele ediyorlar. Eğer bunun dışında kaldıkları zaman da sistem ister istemez o öğrenme ortamının dışına o ülkeleri, o öğrenci gruplarını itiyor. Günümüzde dijital medyayı ve interneti doğru kullanmayı bilmeyen hiçbir öğrencimizin, hiçbir öğrenicinin başarılı olması da mümkün de değil. Projemizde yüksek öğretimden önce lise, ortaokul düzeyinde öğrencilere dijital ortamda internetteki her türlü bilgiyi doğru kaynaktan ulaşmayı, bilgiyi seçmeyi, kullanmayı, derleme becerisi kazandırılması amaçlanmıştır. Projemizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarında çok sayıda uzman arkadaşımız bize bu çalışmalarda yardımcı olmuştur. Proje çıktılarının ve eğitim portalının öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına açılması ile öğrencilerimizin akademik eğitime başlamadan önce çok daha iyi birer dijital okur yazar olmaları öngörülmüştür. Öğretmenlerimizin ise yüz yüze ve uzaktan eğitimde de
çok daha başarılı olmaları bu projenin öngörüler arasında. Dediğimiz gibi pandemi esnasında biz bunu çok çok net gözledik. Bilgiyi uzaktan eğitim anlamında her ne kadar uzaktan eğitim yüz yüze eğitim kadar çok çok sağlıklı olmasa da ama bilgiye ulaşmada bize ışık oldu, yol gösterdi, zaman kazandırdı. En azından öğrenme yol ve yöntemlerini daha çabuk kılavuzluk etti bize. Projemiz hayırlara vesile olsun diyorum. Şimdi en son aldığımız rakamlara göre bizim TÜBİTAK projelerimizdeki artışımız şu anda henüz daha değerlendirmeler devam ediyor. %40 bir önceki yıla göre %40 bir artış sağlamış durumdayız. Şu anki şey bu değerlendirmeler bittikten sonra bu oran daha da artabilir. Bizim Teknofest'te efendim Erasmus projelerine, TÜBİTAK'a, Etivinik projelerine gerçekten çok önem veriyoruz, çok değer veriyoruz. Yerel projelerimiz de var bunun yanında. Sayın Valimizin başkanlığını, onun şeyleriyle, katkılarıyla, destekleriyle birçok yerel proje yürütüyoruz. Bunlardan en önemlisi de AKİS dediğimiz, işte öğrencilerimizin sınav başarılarını artırmaya yönelik olarak yapmış olduğumuz bir çalışma. Mesela biz Etivnik'te göreve geldiğimizde işte 81 il içerisinde orta sıralarda yer alıyorduk. Biz 2 yıl içerisinde bu proje sayımızı %200-300 artırarak ilk 5 içerisine girdik Etivnik projelerinde. Yine biraz önce söylediğim işte TÜBİTAK projelerinde %40 bir artış var bir önceki yıla göre. Bu her yıl bu oran, bu sayı artıyor. Biraz önce şeyden geldik arkadaşlar. İşte lise, ortaöğretim okullarımızdan proje okullarından ikişer, diğer okullardan birer olmak üzere toplamda 53 öğretmenimizin GEKA üzerinden bir eğitim aldırdık bu öğretmenlerimize. İşte marka, efendim patent, efendim faydalı model gibi çalışmalar okullarda yapılacak, bu tür çalışmalarla ilgili bir eğitim aldırdık. Onların işte belge verme törenine katıldık. Yani biz bu tür eğitimleri sürekli öğretmenlerimize veriyoruz, verdiriyoruz ve her yılda projelere başvuru sayımızı artırıyoruz. Teknofest'te 16 takımla biz bu sene şeye katıldık, finallere katıldık. 3 tane takımımız, 3 okulumuz Türkiye birincisi oldu. Her yıl bu sayımızı artırıyoruz. Biz bunlardan da çok mutluyuz. Tabii burada en büyük emek, en büyük pay bence okul idarecilerimizde. Onlar eğer buna gönül vermezlerse, bu konuda bir istek, irade göstermezlerse, öğretmenlerimiz ne kadar çabalarsa çabalasın, okul müdürü yani gerek yok dediği anda, şöyle kenara onu attığı anda öğretmen arkadaşımız hiçbir şey yapamaz. Öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden buradaki en büyük pay, en büyük emek okul müdürlerimizde, okul idarecilerimizde. Ben kendilerine de burada her ne kadar bir kısmı arkadaşlarımız seçim toplantısı nedeniyle katılamamış olsa da burada olanlar ve burada olmayanlar da teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü toplantımızda aslında genel amacı özellikle müdür ve müdür yardımcılarımızı bu konuda bilgilendirip, çünkü tüm çıktılar ileriki dönemde aslında eğitim için, sadece öğrenciler için değil onu söyleyeyim, öğretmenler ve eğitim camiasındaki tüm arkadaşlar için. Ben bir akademisyen olarak bu projeyi hazırlarken kendimize de eksiklik gördüm. Bize bu fikri aslında veren temel şeylerden biri de kendimizin de eksik olması. Eşim de öğretmen, onda da görüyorum. İnanın hepimiz bu konuda çok eşliyiz. Özellikle yaş olarak birbirimize yakınız diye düşünüyorum. Biz dijital göçmenleriz. Dijital yerler bizim çocuklarımız. Hepsinin elinde biliyorsunuz son model telefonlar var. Ama halen dönüp ne yapıyorlar? Bize soru soruyorlar. İşte baba bu nasıl olacağım, şunu nasıl edeceğim? Oysa ceplerinde dünyanın bilgisini veya kütüphanesini taşıdığının farkında değiller. Biz ise öğreniyoruz ama inanın onlar kadar hızlı öğrenemiyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Ben genel olarak proje partnerleri vesaire hakkında özet bir bilgi vereceğim. Genel amaç vesaire.
Daha sonra da çıktılar konusunda ki bunlar hepimize yarayacak çıktılar. Serkan hocamız o konuda da bilgi verecek. Bugün iki proje hakkında konuşacağım. Çünkü iki proje birbiriyle bağlantılı. Birinci projemiz milli eğitim için ilk ve ortaokul öğretimi açısından hem başta öğrenciler ve eksik yönlerimiz olarak öğretmenler eğitim camiasının yararlanabileceği, ancak öğretmenlerimizin ve biz akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerin yararlanacağı başka bir proje var. Benzer proje, ondan da bahsedeceğim kısaca. Partnerimiz bir emekli öğretmen, İngilizce öğretmen ama bu konuda çok başarılı bir dernek var. Biraz sonra göreceksiniz ki Sayın Müdürümle biz Fransa'da da deneyimler anlamında okulları vesaireyi gezdik. Bizden destek istiyorlar. Yani biz bunları gördük. Bunlar güzel şeyler. Yine başka bir şey diyeceğim Sayın Fransız İtalya vesaire. Şunu gördük. Biz gayet iyiyiz. Yani bugün bakın ama bugün baktığımızda inanılmaz bir altyapı oluşturuyorsunuz ve önemli olan ona ekleyip gitmektir. Yani eleştiri eksikleri falan var olmalı. Yoksa niye bunu yaptınız, böyle şey mi oldu falan. Yanlış. Uzaktan eğitimde de yine zümre bir hocanın biri bir şeyler oluşturuyor. Oradan alıyorlar, buradan alıyorlar ve bunu yönetime sunuyorlar ya da hazırladığınız. Üst köşedeki kaydol kısmında sitemize kaydolup daha sonra da aşağıda hangi dilde öğrenim görmek istiyorsa onu seçerek sistemimize ulaşabiliyor. Bu sistemin nasıl kayıt yapılacağı ile ilgili detaylı bir kılavuzu biz yine size de ileteceğiz. 6 ana başlık altında ders içerikleri ürettik. Bunlardan birincisi internetin tarihçesi, ikincisi arama motorları, üçüncüsü ve en kapsamlı olanı internetten bilgiye erişim, bilginin değerlendirilmesi, sunulması ve etik kurallar. Öncelikle Aydın'daki hakikaten yükselen ivmede, eğitim ivmesinde bizlere baştan sona destek veren ben Sayın Müdürüm'e özellikle teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Tabii, bu da günün anısına başarı, evet. Ekiple olur. İyi bir ekiple olur. Ben iyi bir ekibe sahip olduğumu düşünüyorum. Başarı birlikte çalışmamızın ürünü sonuçta. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Göreve geldiğimizden bu yana Mehmet Hocam'ın üstün gayretlerini biz biliyoruz. Seyfullah Hocam ve ekibiyle beraber çok güzel bir ekip oldular. Çok iyi de çalışıyorlar. İyi mi? Hakikaten günden güne yükseliyor. Biz desteklerinizden dolayı da acizane böyle bir hediyeyi de sizlere layık gördük. Teşekkür ediyoruz bütün emekleriniz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Dijital öğrenme, dijital okuryazarlık, internetin kullanımı, işte internetteki bilgilerin, doğru bilgilerin sağlıklı bir şekilde, doğru bir şekilde alınması gerçekten çok önemli. Özellikle gençlerimiz şu anda interneti, telefonu, işte efendim bilgisayarı gerçekten çok iyi kullanıyorlar. Çok iyi, çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Ancak bu kullanmanın ve hızlı kullanmanın yanında önemli olan doğru bilgilere ulaşmak, doğru bir şekilde kullanmak. İşte yukarıda da söyledim, internet efendim çok geniş bir dünya, uçsuz bucaksız bir dünya. Orada her türlü bilgi var, doğru bilgi var, yanlış bilgi var, çok yanlış bilgi var ve hiç kimsenin hani görmemesi gereken, sahip olmaması gereken, ihtiyaç olmayan bilgiler var. İşte bunların ayıklanması lazım, bir süzgeçten geçmesi lazım. Bunun için de bir eğitim gerekiyor. Bu eğitimi de verecek olan işte milli eğitim olarak bizler, okullarımız, öğretmenlerimiz, yine üniversite camiası, gençlerimize, çocuklarımıza internette sağlıklı bilgiye nasıl ulaşılır, internette doğru bilgiye nasıl ulaşılır, nasıl internet kullanımı sağlıklı bir şekilde olur. İşte bunların eğitimini bizler vereceğiz, vermek durumundayız. Yoksa gençlerimiz, çocuklarımız eğer böyle bir eğitim almazlarsa, o zaman işte biraz önce söylediğim gibi çok geniş, çok efendim uçsuz bucaksız bir bir derya, bir deniz, bir okyanus dediğimiz bu şeyde boğulur kalırlar. Allah korusun, yani her türlü yanlış yere, yanlış bilgiye ulaşıp bu konuda zor durumda kalabilirler. Aileler zor durumda kalır, anne babalar zor durumda kalır. Onun için bu işin eğitimini bizler doğru bir şekilde
vereceğiz ki gençlerimiz de çocuklarımız da doğru bilgiye ulaşacaklar ve o elde ettikleri bilgilerle de hem kendi gelişimlerini sağlayacaklar hem de ülkenin gelişimine katkı sağlamış olacaklar.